أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Dünyada değil de varlıkta en zor iş kişinin kendisini yönetmesi. O kadar zor ki Ululaz peygamberi, bütün isimlere mazhar Adem aleyhisselam, günah ortamı olmayan cennette hata olabiliyor. Yani ne kadar zor insan kendisini yönetmesi. Onunla alakalı bir yerler okuyacağım, nasıl yöneteceğiz diye. Kusur nasıl bulunuyor? Nasıl insan aldanılıyor? Niye üzerine almıyor? Niye bir sürü şeylerin cevabı. Yalnız hemen şunu söyleyeyim. Muhakematın tabirine girmiyorum. Bize bakan, psikolojiye bakan tarafına bakıyorum muhakemata. Bir insan niye hakkı göremiyor? Niye kusuru derüste edemiyor? Niye? Bir, hubbu nefis. Nefsini seviyor. Seviyoruz. İki, taraftarı nefis. Yani hubbu nefis şöyle. İnsan cibili olarak kendini seviyor. Hadiseler karşısında nefsine taraftar. İkincisi ayrı. Bir daha hubbu nefis, taraftarı nefis. Farklı ya. Bir dahili, bir harici. Üç, ats ve enaniyetten neşet eden tebedi nefis. Aciz ve enaniyet. İnsanda var o, aktif olunca bu nefsini uzak tutuyor kusurlardan. Tebedi nefis. Beri ediyor. Haşa yani. Benle ne alakası var? Ben böyle der miyim, yapar mıyım? En büyük kusur kendini kusursuz zannetmek ya. En büyük kusur o. En büyük tehlike kendisini tehlikesiz zannet. Bana bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz ya? Hele insan kendi nefsini yönetmesi, bu memleketi, bu sarayı, bu alemi yönetmek zor iken bir de evlenince iki tane şehir idare ediyoruz. Bir başka bir şehirde çocuk geliyor. Hakikaten iş biraz böyle oyuna vurmuşuz ama işimiz hakikaten zor yani. Bedeli çok ağır. Cengiz çok rahat. Ama öyle demedi ama. Hocam diyor akşam gelince yok diyor. Yüzük yok diyor. Kaç yaşındasın dedim, 60 yaşında. 60 yaşına kadar yapamadım bu işi. Daha bundan sonra ne yapacaksın ya? Yalnız olmuyor. Yalnız olur mu? Bak neler var sende ya. Nefis var, var, enaniyet var. Hepimizde de var. Birincisi nefsini seviyor. İkincisi nefsini taraftar. Üçüncüsü ats ve enaniyetten nefsini beri tutuyor. Dört, kendi kabahatını başkasına atıyor. Şöyle, yanlışa muhtemel olan sözünü nasıl yapıyor? Kabahatını başkasına nasıl atıyor? Şimdi bir yerde bir şey konuştu. Bir şey yaptı. İtiraz edilince şöyle yapıyor. Yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata veyahut muteber bir kitaba, hatta bazen dine, çok defa hadise en nihayet kader isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Yani bir şey söylüyor. Kur'an'da böyle yazıyor diyor. Ya Kur'an'da öyle yazmıyor işte. Kur'an'dan sen öyle anlamışsın. Burada böyle yazıyor diyor. Orada öyle yazmıyor. Veya ne yapayım diyor, kaderim böyle diyor. Yanlış muhtemel olan sözünü. Veya hataya kabil olan fiilini. Ya ben abiden duymuştum diyor. Bir büyük zata. Bir yerden okudum, büyük bir alimden okudum diyor. Yalan. Yani yalan derken. Nefis kandırıyor bunu. Kandırıyor bizi yani. Veya müteber bir kitaba. Hatta bazen dine. Din de böyle diyor. Bu köylerde daha çok oluyor. Dinde böyle diyor. Sorsan okudun mu bir yerde? Yok. Dinde var niye söylüyorsun? İmam Ebu Yusuf söylemiş. Değil mi? Onun şeyi, sözü. İlman'a naklediyorum. Bir şeyi söylesen hüküm, fıkıhta, caiz veya caiz değil. İsabet bile etsen, tahmini söylediğin için, eğer söylüyorsan tahmini okumamışsan haramdır. Herkesi kapı açılır bu. Tahmin yürüterek tombala mı çekiyorsun dindeki kaidesi? Caiz veya caiz değil. İsabet etsen bile hata, haram. Okudun mu? Yok. Niye söylüyorsun? Bu fikir yürütmem ya. Parti mi zannettin sen? Ve top mu zannediyorsun?
veyahut muteber bir kitaba, hatta bazen dine, çok defa hadise. Hadis-i şerif var ya, bu mana bir hadis-i şerif var diyor. Nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Yani böyle bir canavarca İsmail bizde sistem çalışıyor. Hepsi var ha bizde. Yani bu anlatılanlar sakın ha lütfen dışarıya vermeyesin. Kendimiz yapıyoruz da. Evet ya, yapıyoruz. Oysa 19. mektupta mı geldi Mustafa? Ayette ve hadiste. Benden diyor yalan bir şey nakleden cehennemde yerini hazırlasın hadisi. Allah'ın dediğini yalanlayan, yalanladığını doğrulayan, demediğini diyen, dediğini yalanlayanlardan daha zalim kim vardır diyor. Hatırladın değil mi? 19. mektubun başında. Ona giriyor. Haşa sümme haşa. Nurdan zulmet gelmez. Kendi aynesinde görülen yıldızları setretse de semadaki yıldızları setredemez. Fakat kendi göremez. Ey müteriza, ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kinedar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali ve suyu tefehümden neşet eden şubatı senet tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük bir insafsızlıktır. Zira bir Müslümin her bir sıfatı İslamiyet'ten neşet etmek lazım gelmez. Olmuyor da. Mesela Müslümanın her fiili İslamiyet'ten olması lazım iken olmuyor. Kafirin de her sıfatı küfründen neşet etmiyor. Mesela kafirin de güzel sıfatları var. Kafirin güzel sıfatları olduğu gibi Müslümanın da kafir sıfatları var. O kafirin güzel sıfatlarından dolayı Müslüman olamadığı gibi Müslümanın kafir sıfatlarından da taraftar olmuyorsa, bilerek yapmıyorsa kafir olmaz. Ustad ona güzel bir misal veriyor. Bir gayrimüslim diyor, camiye girerek Müslüman olmaz diyor. Çalıştım İsmail. Şimdi başka bir yer. 32 farklı farklı olsun diye, vaktaki diye başlıyor. Şimdi hem iç alemimizdekileri değerlendiriyor. Benim en büyük derdim kendimiz. İç alem. Sonra çevre, çevrenin zemini olan mazi. Ecdadımız, soyumuz, arkamız. Şimdi bakayım ne diyor burada. Vaktaki mazi derelerinde hüküm ferma olan geçmişte hüküm ferma ne galipti? Yani bu pazarda ne hükmediyordu? Garaz, 2, hüsümet, 3, meylü tefevvuk. Bunları ortaya çıkaran, tevlid eden hissiyat ve muyulat ve kuvvetidir. Yani mazide hakim, hissiyat, meyiller ve kuvvet. Kişiyi hareketlendiren his ve meyli vardı. Hakim o yapan da güç. Kuvvetli misin? Haklısın. O zamanın ehlini irşat için iknaya hitabiye kafiydi. Eski insanları ikna etmek için hitap etmek kafiydi. Zira hissiyatı okşayan, niye? Bak, geçmişte 3 tane şey galipti. Hissiyat, meyil, kuvvet. O da ne yapıyor, ne gösteriyordu? Garaz, hüsümet, meyli, tefevvuk. Garazı, hissiyat garazı doğuruyor. Hüsümet, meyli doğuruyor. Kuvvet ise meyli, tefevvuk. Üstün olmaktan kaynaklanıyor kuvvet. O zamanın ehlini irşat için iknaiyat hitabiye kafiydi. Yani coşturmak var ya, camide, medresede coşuyor böyle, heyecanlanıyor. Çıkarken ayakkabıma bastın diye kavga ediyor. Zira hissiyatı okşayan o zamanda ve muyulata tesir eden, meyle tesir eden muddai müzeyni, yani iddia edilen bir şey anlatıyorsun ya, süsleyersen. Sen çok iyi biliyorum, eskide bizim derslere geliyordu bizzat, çok meşhur Cahili'de. Alıyordu o dersi, Allah razı olsun ondan. Onu dersi alıyordu. Onu pulluyor, süslüyor, zamanın kelamlarına göre koca bir cuma vaazı yapıyor bir saat. Hatırladın mı? Yani Risale'deki o dersi, Cahili'de. Ne yapıyordu? Muddai, onun için misal verdim, müzeyyene. Süslüyor, şaşalandırmak veyahut heyle heyecanlandırmak ve kuvveti belagatla, yani ifadeyi böyle hitap etme kuvvetiyle karşısındakinin hayaline, aklına değil, hayaline yakın kılıyordu o olayı. Hayal.
hayal kurduruyordu. Yani hayaline uygun hale geliyordu. Burhan'ın yerini tutar idi eskiden. Yani delil yerine bu yetiyordu. Çünkü haram yoktu. Yani hayaller güzeldi, temizdi, güzel çalışıyordu. Ne yapıyordu? Bir daha okuyayım. Bir, iddia ettiği mesela ahiret. Ahireti öyle anlatıyor ki ister istemez camiden çıkınca namaz kılıyorsun. Şaşalandırıyor, süslüyor, heyecanlandırıyor. Ondan sonra bir de sana uygun ifade ediyor. Hissiyatını okşuyor. Bu hayale uygun geliyordu. Çünkü hayal temizdi. Bizim hayal gibi değil tabii. Çöp deneki pazar belediyesinin çöp denekesinden daha beter. Her şey var ya. Fakat bizi onlara kıyas etmek, harekat-ı riciye ile o zamanın köşelerini sokmak demektir. Bizi onlara kıyas etmek demek, onlara hitap şekliyle bu zamandaki insanlara hitap edilmez. Mesela bir misal vereyim. Çok garibinize gidecek. Okuduğum için söylüyorum. Allahu alim, İmam-ı Rabbani'den okudum veya Gazali'den okudum. Kur'an'ı sol elle tutup okumayın diyor. Şimdi adam Kur'an'ı inkar ediyor. Şimdi bunu nasıl hutbede söyleyeceğiz? Gelmiş alime, efendim diyor, cennetin dördüncü tabakasına nasıl gidilir diyor. Merak etmiş Oğuz Vasıflar. Yani tabakaları öyle ama öyle dördüğü çıkartmış. Şimdi bana geliyorlar, diyorlar ki Allah var mı? O zamanın genci giderdi, cennetin tabakasını sorardı. Şimdi Allah var mı diyor. Bizi onlara kıyas etmek, harekat-ı riciye, yani geri dönüş. Sanki mesela, diyelim şöyle bir misal vereyim ama, canlı yayında olanlar da, her çeşit insan olduğunda kızmasınlar eğer böyle birileri de varsa. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabını ver. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitabını ver, bunu oku. Bununla önünü lamba tut, ışık tut. Demek şu. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri bir dönemde yaşadı. Karşısında millet var. Hitap etti. Onu da kaleme almıştı. Şimdi bu İmam-ı Rabbani Hazretleri kürsüde konuşurken önündeki cemaate mi hitap etti? Yoksa onlar hiç kale almadan 500 sene, 400 sene sonraki insanlara mı hitap etti? Cemaate hitap ettiği şeyi bana okutursan ben o cemaattan mıyım? Ben 400 sene geçmişim. Benim memleketime karlar yağmış, fırtınalar esmiş. Tarumar olmuş, camiler yıkılmış, ahır yapılmış. O zaman böyle mi var diye hastalık şimdi? Ya gerçi temel hastalık aynı ama yani ifade tarzı, uslup, burhan, delil, hüccet farklı. Şimdi sen bana o 400 sene önceki alimin 400 sene önceki cemaatine hitap ettiği şeyi al bunu oku demek beni 400 sene önceki insan zannediyorsun. Kafam paramparça olmuş ya benim. Duman olmuş. Ha, bu şu anda canlı yayında Amerika'dan da dinliyor. Eskide Almanya'dan babamdan bir mektup gelmesi için bir ay lazımdı. Dedem bir mektup atmak için hatırlıyorum. Birileri gelirdi böyle yazardı. Mektup atmak için hafta beklerdi pazartesine. Mektup atmak için inerdi pazara. Atardı. Babaanneme derdi. Çocukluk şeyim. Ya 3 veya 4-5 yaşındayım. Karı diyor çocuğa mektubu attık. Ya hayır işte. Aa, bir bayram var eve. Almaya mektup atılmış. Şimdi gidecek bir ay. Bir ay da gelecek. 2 ay. Şimdi canlı yayında Amerika ile Özbekistan. Şunla bununla kutlular şu an derste konuşuyoruz. Misal teknoloji böyle. Günah da böyle. Günah böyle. Alelen aniden. Yani üstadımızın tabiriyle Mesnevi'de küre-i arz bir kör şekline gelmiş. Günahlar da sevaplar da taammum etmiş, genellenmiş. Aynı şartlarda mıyız? Toplumumuz değişti. Kültür değişti. Örf ananelerimiz, şairlerimiz tarumar olmuş. Mezar taşlarımız sökülerek şehirdeki kanalizasyon duvarlarında kullanılmış. Böyle bir şeyden enkazdan çıkmışız. Ya. Hocam. Ha. Benim muezzinim yaptığım yerde mesela 20 senedir yapıyor burada. %80'i namaz kılmıyor. Geliyor, tanıyorum. Ama Cuma'ya geliyorlar. Cuma'ya geliyor. Takvayı öyle bir anlatıyor ki. Takvadan bahsediyor. Adam mı hocam? Namaz diyor, yüzünüze atılacak gibi. Ya adam namaz kılmıyor. Hasbelkader Cuma'ya gelmiş. Takvayı öyle bir ballandırıyor ki. Dedim adam farzı yapmıyorsun, takva anlatıyor hocam. Ya. Yani onun gibi mesela. Çok. Adam mesela gidiyor. Şimdi namaz kılmıyorlar ya.
Namaz kılmadıkları için çocukluktan beri dizlerin üstüne oturamıyor çoğu. Gençlik hepsi aynı yani genelde. Böyle oturuyorlar. Öyle diyor, köpek oturuşudur diyor. Adam camiyi terk edip gidiyor. Kaç kişi öyle? Allah Allah. Yani söyleme üslubu işte aynı konu. Allah muhafaza ya. O zamanı anlayamamış. Şimdi yani sifarişte değil, dahide de öyle. Dahili sana söyleyeyim. Risale izah etme diyor. E nasıl anlayacak bu genç? Bak o oturmayı hiç görmemiş. Şöyle hasbelkader gelmiş. Cuma'ya gelmiş adam. Veya dersi gelmiş. Nefes alıyor. Düz oku diyor. E ne olacak anlam. Anlamaz anlamasın diyor. Onun problemi diyor. E bu da öyle. Normal otur diyor namazda. Köpek oturuşudur. O daha gelir mi? Kaç kişi camide çıktı ya. Çıktı ya. Çıktı. Daha da gelmem dedi bu şey. Bizim Celal sen gördün mü böyle diyor. Gördüm. Sen ders anlatırken Celal namaz kılınırken dışarı çıkıyordu mesela. Namaz kıl demedin ki. Ben hiç demedim evet. Hiç demedim. İlla namaz kılacaksınız demedin ki. Hatta gelen kişi siz burada otur ben ders yapayım sonra gene konuşuruz dedi. Dedim. O oturdu çok kişi oturuyordu. Sen ders yaparken dışarı çıkıyordu şey namaz kılınırken. Dersten sonra. Ya bu bugün Allah şahit ya. Allah şahit yalana kafir olurum ya. Bugün dile gel. Ya bize bu Risale-i Nur nasıl bir denge vermiş ya? Ondan sonra nasıl doğru düşünme, doğru yaşama, hele kime nasıl hitap edeceğini. Ya adam diyor ki bizde de var yani. Her ormanda oluyor yani. İlle tavşan olmaz. Çakalda şurada oluyor. Diyor ki düz oku diyor. Ne anlarsa anlar. Ya bu insan... Şimdi bunu nasıl anlayacak? Ya bundan mahrum mu olsun? Nasıl anlayacak? Yani Kur'an izah ediliyor. Bu insanlar izah. Bizde de var aynısı. O camide gördüğün hocadan bizde de var o kafalardan vardı ya. Ne olursa olsun diyor. En son telefonda dedim ki sen yoluna, ben yoluma. Senin meşrebin ayrı, benim meşrebim var. Niye böyle şey yaptım, hissiyatlandım? Üzülüyorum. Köpek oturuşu dedi, adam camiyi terk etti. Evet. Geldi üzülme ha. Yani hiç mi merhamet, iman şeyiniz yok. İnsan içi gitmiyor mu Ahmet? Gider. İçim gidiyor. Öyle otur, ha böyle oturuş, köpek oturuşu. Yani adam çekip gitti. Aran olduğunu söylüyor ama yani gençlik çünkü öyle büyümedi yani. Ahirette görüşeceğiz bunlarla. Ahiret acayip olacak. O camiden çıkan, o çocuk çıkmasına sebep olanın acaba seyyiatı, o adama onu gönderene yüklenmeyecek mi? Nasıl yatıyor yani? Yani içim gidiyor ya ben hepiniz nur talebesi eski. Gene soruyorum yani ağır mı geliyor ders? Değiştireyim ya önümde bir sürü kitap var. Ağır diyor değiştireceğim yani. Niye vesile olayım ya? Korkuyorum. Sorumluluktan korkuyorum. Bu başka şeyden değil ki korkuyorum. Bir şehri yok etmiş. Yok etmeye kararı Allah vermiş melekte. Malik. Ya Rabbi orada alimler var diyor. Ne yapayım diyor. Onlar da mı diyor. Onları da helak et diyor. Melek şaşırıyor biliyorsunuz bunu. Niye diyor ya Rabbi. Onlar diyor kendileriyle meşgul oldular diyor. O insanların irşadıyla meşgul olmadı. Bugün de cuma şeyinde mevzusunda burada da aynı işlendi mi bilmiyorum. Peygamber aleyhisselam zamanında bir sahabe kendi başına çekilmeye vadiye çekilmek istemiş yani. Tek yaşamak istemiş. Bilmem burada da bu konu muydu? Evet, evet aynı konu. Aynı mı? Aynı. Yani bak ne yaptı? Peygamberimiz hayır diyor. İnsanların içine girecek. Evet. Ya ben rahatlığı sevmiyor muyum ha? Bana diyor ki koronadan gitme almaya. Ne yapayım? Nasıl gitmeyeyim ya? Allah soracak da dur en azından sen bir senede bir gideyim. Yani bu zordur. Uğraşıyorum bak. Çiziyorum. Bak çalışarak geliyorum. Belki faydalı ilk önce kendime. Bugün Risale-i Nur'a ben kendim okuyorum ya mahkeme. Allah Allah diyorum ya. Şuraya şu belagata bak. Şu insanın aklını, kalbini, ruhunu nasıl istikamete koyuyor. Ya ben nasıl bir nimet. Ben ne verdim de bunları kazandım ya. Düşünüyordum bak işte. Yani ben ne verdim ki bu nurlar bana nasip etti ya. Nasıl düşünecektim ben istikameti? Bir hadis okuyacaktım, ahkam çıkartacaktım, rehberi yapacaktım. Hadis var diyecektim. Oysa hüküm, ahkam hadisi değil.
Ve bize ait değil yani. Muhaddisun, hadis imamlarının kendisinin bize uygun yorumlayacak, bize uygun bütünsel içinde bize yol gösterecek. Fakat bizi onlara kıyas etmek, yani bu tür vaazlar yapmak, bu tür düz okumak, harekat-ı riciye ile gericilik hareketi diyor. Gericilik hareketi. O zamanın köşelerine sokmak demektir. İbn Abbas'tan başlamış Kur'an tefsiri. Ondan önce yoktu. Çünkü direkt sahabe-i kiram Kur'an'a muhataptı. İbn Abbas kimdi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası. İlk tefsir o yaptı. Tefsir yapıyor. Ne ihtiyaç duymuş? Kur'an'ı tefsir yapıyor. Ya Allah'ın kelamı ne diyor? Oysa ayet-i kerimede Kur'an'ı ben size apaçık indirdim diyor. Apaçık olan bir şey tefsir olur mu? Apaçık ya. Hani apaçıktı? Apaçık tabii. Ama herkese mi? Herkese mi apaçık? Apaçık size Kur'an indirdim diyor. Ama amcası ilk tefsir başladı. İbn Abbas. Abdullah bin Ömer. Ne anlıyorsun diyor. Şimdi de sen tutturuyorsun Kur'an'ın aynı metot, aynı sistemle giden Risale-i'nin asrın bu zamanın temsilcisi. Bunda da yok mu aynı kanun? İlk Saffevellerde izaha gerek yoktu. Saffevel bitti. Ustadımızın zamanında idi. Tufandaki zamanında. O zamandaydı ya. Çünkü şair gene galipti. Toplum müsaitti. Müsaitti yani. Her şey müsaitti. Lisan bozulmamış. Şairler şey yapılıyor ama insanların kalplerine sokulmamış yani. Harekat-ı riciye dendiği zaman anlıyordu o. Müzeyyene deyince anlıyordu yani. Şimdi böyle oturursan şöyle köpek oturuş. Ondan sonra camiye gelir mi o genç? İlk insan içi parçalanıyor ya. Ya camiye gelmiş ya. Çok şükür elhamdülillah. Sevindirici yön şu anda hocam bütün meslek ve meşrep şunda ittifak etti. He. Zaman iman kurtarma zamanı. Etti değil mi? Ediyor. Çok şükür. Zaman imanı kurtarmak zamanı. Evet. Kasım aynen öyle. Bir de Risale'nin metodu akla kapıya çıkmak. Düşündük ki ihtiyar elden almadan baskı yapmıyor. Yok işte. Namaz kıl demiyor. Ben namaz kıl demedim ki. Allah'a anlatıyor. Adam bana soru soruyor. Mesela diyor ki cuma gelmeden önce bir yerde İstanbul'da hocam diyor cuma dedi bugün sen yap şey yap dedi tepecikte bir yerde vaaz et dedi ama dedi senden ricam dedi namaz kılmasına dair aynı böyle anlatıyorum size namaz kılmasına dair bir vaaz et dedi ya. Tamam o da orada o da oturmuş müezzinlik yapacak camiye. Neyse takdim etti. Ne dersi yaptım? İnsan nedir? İnsan. Tanımıyor ki kendisini namaza ihtiyaç duysun. Bütün soruları bana sorun tek cevabı var. İnsan kendisini tanımıyor. Niye ahirete inanamıyor? İnsan kendisini tanımıyor. Niye namaz kılmıyor? Kendisini tanımıyor ki. Niye bunları yapıyor? Kendisini tanımıyor ki. Hayret yok daha sonra. Niye Allah'ı tanımıyor? Kendisini tanımıyor ki. İnsan nedir diye girdim. İnerken çıktım. Peki cumadan sonra ne dedi biliyor musun? Allah razı olsun hocam dedi. Vallahi bu dersi dinleyen dedi namaz kılar herhalde dedi. Çok şükür. Yani Risale-i Nur bambaşka ya. Su içtemedin de hararet verdim. Harika. Su içtemedim hararet verdim. O kendisi suyu bulsun. Evet. Bak bizi onlara kıyas etmek işte biraz önce İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabını ver. Tam da o kitap yazılsın diye yazma söylemedi ki. Dinleyenler kenarda katipler not almışlar. O mektupları kitap haline gelmiş. Kime hitap etti Ali kardeşim? Önündeki cemaata. Bizden ne kadar önce o saf? 400 sene. Ya 400 sene önceki o insanların kültürü, örf, anane, geleneği, anlayışı, İçsel yapıları, fikriyatları, soruları, ihtiyaçları, maneviyatları aynı mıydı? Ondan sonra İmam-ı Rabbani Hazretleri, Allah veya Üstad Hazretleri kim olursa hepsi bizim Üstadımız. Peygamber gibi değil ki aleyhissalatü vesselam gibi değil ki her asra hitap etsin. Bulundukları asra hitap eder. Eğer bu asırdan sonra, eğer ömür varsa dünyanın başka bir mücedid gelecek Risale-i Nur'dan başka. Varsa, ömür varsa tabii. Fakat bizi onlara kıyas etmek, hareket-i riciye ile o zamanın köşelerine sokmak demektir. Her bir zamanın hükmü var.
Her bir zamanın bir hükmü var. Biz delil isteriz. Tasvir-i mutta ile aldanmayız. Malum zat böyle tasvir ederdi böyle. Coştururdu, anlatırdı. Bak ne hale getirdi milleti. Vaktaki hal sahrasında istikbal dağlarına daim yağmur veren, bak buradayız değil mi? Bak, vaktaki hal sahrasına, şimdiki zaman, istikbal dağlarına, da buradan oraya, daima yağmur veren, hakaiki hikmetin madeni tebehuratı, yani şimdiki zamanla gelecektekileri nasıl besleyecek? Madeni tebehuratı, yani o madenin bir şeyi var, sesi var, maddenin kendisi var, kokusu var, sesi var. Buharı da var. Neymiş o? Efkar, akıl, hak ve hikmet olduklarından. Yani nakletmek. Yani nesli nesle aktarmak. Efkar, fikirler, akıl, hak, hikmet olduğundan ve yeni tevellüde başlayan, yani yeni yeni, Kasım dedi ya, bütün cemaatlerde ittifak var, imanı kurtarmak. Yeni tevellüde başlayan meyli, tarih, hakikat, yeni başlamış. Hakikati araştırma meyli. Acayip ama. Acayip, yurt dışında çok var bu. Aşk-ı hak, 3. Menfaat-ı umumiyeyi, menfaat-ı şahsiyeyi tercih. Umumun menfaatını, mesela adam diyor, dolar yükseldi ama diyor, devlette, yani az da yoksa, azam sanmayacak kadar bir grup var yani. Evet, çoğu oldu, bu oldu ama, izzetimiz, istiklaletimiz elimizde. Yani vatanımız sağ olsun diyor. Onun için şehit oluyor zaten. Ne diyor? Menfaat-ı umumiyeyi, toplumu, devlet, milleti, menfaat-ı şahsiyesine tercih ediyor. Başka? Meyli insaniyet kârâneyi intaç eyleyen berayni katiyadan başka. Yani insan, insan olmak meyli başlamış. Çok ciddi. Ondan başka ispat-ı muddea bir şeyli olmaz. Yani böyle başlamış. Davayı da ispatla başlamış. Biz ehli haliz. Biz şimdiki zamanın evladıyız. Namzet-i istikbaliz. Geleceğe namzetiz. Tasviri, tasvir ve tezini muddea zihnimizi işba etmiyor. Zihnimizi doyurmuyor. Burhan isteriz. Yani aslın insanlığının kafasına girmiş, kafasını konuşturuyor. Kafası bunu istiyor. Neymiş? Biz ehli haliz. Namzet-i istikbaliz. İstikbale doğru gidiyoruz. Tasvir ve tezini mutta, yani iddia edilen bir şey, önümüze konulan bir şey, süslemekle, iddia etmenle, heyecanlandırmakla bizi memnun edemezsin. Ya zihnimizi işba etmiyor, doyurmuyor. Burhan isteriz, delil isteriz diyor. Yani çok müthiş. Acayip. Ve fıtratın buharı neymiş? Okudum ya. Fıtrat, maden. Maden de herhalde şunu kastı. Hissiyatlar, duygular, fikirler, latifeler, taayyül, tasavvur, duygular şeylerimiz var ya. Hepsinin fıtrattan dışarıya çıkan şey, fikir, efkar, akıl, hak, hikmet. Yani hak hariçten izahı. Bu mesela ben kimim? Neyle izah edeceğim? Armut değilim. İzah mı şimdi? Mesela bu ne? Güneş değil. Eşya eşya ile kıyas ederek tanımlayamazsın. Armutu şeftali ile kıyas. Bu ne? Şeftali değil. Kiraz değil. Neyle izah edeceğim? Mutlaka dünyadakileri, içindekileri, dünyanın içindekilerle nispet ederek isimlendiriyorsun. Faydasını anlayabiliyorsun ama hakikatını dünyanın dışında bir şeyle nispet edeceksin. Mesela misal vereyim. Niye beka istiyorum? Hadi nasıl olacak? Niye ebed istiyorum? Hadi sana tesadüf etmiş bu duygu. Bende de var İsmail. Niye bir anda her yerde olmak istiyorsun? Dünyanın neyle izah edeceksin? Vallahi patates yedik de ondan. Bu dünya için yaratılmadığımız için. Gösteriyor. Evet. Demek bir ahiret var ya. Olmasa, şimdi hep öz beka istiyoruz. Niye? Güneşin altında geçtiğimiz için. Güneşten mi geliyor beka hissi? Pirinç pilavı yediğimizden mi olmuş? Yok.
Ahiretsiz izah et bakalım. Nasıl olacak bu? Niye ben bir anda her yerde olmak istiyorum? Dert istemiyorum. Ölmek istemiyorum ama ölecek dünyadayım. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Niye bir yerdeyim? Senin çok güzel bir örneğin vardı ya. Anakarın'daki iki tane ikiz. Bir tanesi dünya. Geri döndü. Gözün oradan nerede kullanıldığını, dilin nerede kullanıldığı, burnun nerede kullanıldığını. Nasıl izah edecek orada ya? Orada bir yeri yok ama dünyada kullanılıyor. Ya? Dünyada ise örnek veriyordun da mesela ölmeme duygusu var, ölüyorsun. Hastalanmamı var, hastalanıyor. O zaman bir yerde demek ki kullanacağız. Bu niye vermiş yani? Bir yerde izah olması lazım bunu. İşte bunların kokusu var, dışarıya çıkıyor koku. Yani her eşyanın kendisine has kokusu var. Mesela kumaşı yaksanız, naylonu yaksanız, odunu yaksanız kendisine has koku var. Hatta İsmail, namaz kılarken yaydığın kokuyla, Kur'an okurken yaydığın koku, efendim gafletteyken, top oynarken koku hepsi farklı. Hepsi kokun farklı yani. Hatta köpek kişiyi kokusundan ve çıkarttığı dalgadan anlıyor. Korkuyor mu, korkmuyor mu? Muhabbet kuşları çok alışmışsa sizde, sakın onun yanında hasta olayım demeyin. Yani demesen, böyle hastalık şeyine moduna girdin, o tepene durur, şişer, böyle balon gibi şişer, böyle kalır. O da hasta gibi olur. Yani koku değişik çıkıyor. Evet, koku değişik nasıl çıkıyor. Ses, şu anda benim koku farklı. Ses nasıl şartlara göre değişiyor. Çıkıyor. Bir bağırdığın zaman, muhabbet ettiğin zaman, çocuğu sevdiğin koku zaman. Koku da aynı değişik evet, çıkıyor. Mesela mavinlik yapıyorsun, gel. Her an kokun değişiyor. Neyi düşünüyor? Nasıl değişiyor? Bir, fikir hareketliliğinde, akıl hareketliliğinde bir şeyi bir şeyle izah ederken hak ve bir de hikmet sahibiyken. Bunlar devamlı değişken. Kafirin tek bir kokusu var işte da. Ne yapıyorsa tek. Mesela akıl galip iken çıkarttığın kokuyla kalp galip iken çıkarttığın koku farklı. Başka bir madde yanıyor yani. Yani diyelim ki akıl fikir yaparken naylon yanıyor kabul et. Kalp çalışırken diyelim odun yanıyor. Kokusu aynı mı olur? Üretiyor yani. Yani onların kainattaki çarpışma dedikleri o çıkıyor ya. Uhrevi şeylerdeki koku, dünyevi şeylerin kokusu yani habis şeylerin kokusu. Hepsi farklı. Ayrışıyor. Ustad mahkematta diyor ki mevadi şerirlerinin, Kastamonu 66'da da var. Mevadi şerirlerinin, şerir maddelerin kokusu da revai habisidir. Mesela kötü eşyanın güzel kokusu olmaz. Ve kokudan, nardan, nurdan, rayyadan, kokudan, saftan, sevsten, düşünceden, hissiyattan Allah ruhunu yaratıyor. 29 sözde geçiyor değil mi? Koku. Şu anda senin, adı neydi Zafer? Cengiz. Cengiz. Şu anda senin şu hayretteki kokunla bir saat önce bulunduğun yerdeki koku hiç alakası yok. Bilimsel olarak da bu işte. Evet, mesela Yusuf'a Kur'an'da en açık ayetlerinden bir tanesi de Yusuf Aleyhisselam ben diyor Yakup Aleyhisselam Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Evet. Yani günlerce mesafeden hissediyorum dedi. Evet. Alıyorum diyor. Koku. Mesela hayvanlar yavrularının çocuklarını neyle buluyor? Hayvanlar yollarını avlarını neyle bulur? Yaşıyor diyor da kokusunu alıyor. Sahabeyi söyleyeyim de koku dersimiz o değil. 5-6 tane 7-8 tane ders var koku dersimiz. Sahabe cep telefonu yok ki o zaman. Kimin evinde gizli toplanıyorlar? Hangi nerede sahabe ve arkadaşlarım diyor. Adam hurmalıktan geldi. Nereden bulacak? Hangi evde olduğunu nasıl buluyorlarmış? Hiç düşündün mü? Kendi sahabe söylüyor. Kokudan buluyormuş. O bıraktığı kokuda fazla işte araba geçmediği için gaz maz, doğalgaz koku duruyormuş. O kokuya aşina olan sahabe koku Allah Resulü'nün bıraktığı kokudan gidiyormuş. Öyle koku bırakırmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hayvanlarda da var. Evet. Hayvanlarda da bırakıyor. Belgesellerde de var değil mi? Allah Allah. Ukulu Selim'e yanında muhakkaktır ki yani muvazeneliği, muhakemeleri kendi hissiyatından sıyrılıp külli bakabilenlerin yanında muhakkak ki ne? Hılkatte, yaratılışta hayır asıl, şer ise tebiidir. Hayır küllü, şer ise cüzidir. O şer denilen şey de hayrın hayrısını ortaya çıkarmak içindir. Çirkinin çirkini
güzelin güzelliğini ortaya çıkarmak için zaten vazifesi kıyas var. Kıyas. Onun için şer bir şey yok yani böyle. Allah iyi der, iyi olur. Kötü der, kötü olur. Yoksa kötü, iyi bir şey yok ya. Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir belgeseli şey yapmışsınız, bakmışsınız, görmüşsünüz. Galaksi Samanyolu'nu düşün. Tamam. Şimdi galaksi Samanyolu'na göre güneş sisteminin yeri var mı? Güneş sisteminin içinde dünyanın yeri var mı? Dünyanın bu büyüklüğüne göre senin yerin var mı İsmail şu an? Hiç daha toz olamaz ya. E nasıl olur yani insan bütün kainat benimle alakadar olsun? İşte insanın kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nispeten alem-i şehadet dardır. O aklın fikirlerini, kalbin meyillerini teskin ve tatmin edecek ancak darul ahirettir. Şimdi ama kainatın kalbi olmuş ya dünya. 15. sözde öyle geçiyor. Dünya kainatın kalbidir diyor. Sımadım kainata diyorsun değil mi? Mumin kurumun kalbine. Kalbine. Nefsi ölüyor. Ya. Ne şeref ya. Hey İsmail. Şimdi sen şimdi dese ki haşa. Dese ki sığmadım kainata ve insanlara da sığmadım. Ben sığdım cinlerin kalbine. He? Zulüm oldu. Yani çok nasıl hissedersin sen Şerif kendini? İkinci sınıf. Bitmiş. İkinci sınıf değil mi? Ahmet güzel söyledi. Ne? Yerle bir daha. Allah. Ağrıma gider ya. Sığmadım kainata, sığdım ben Cebrail'in kalbine dese. Veya o gene melek, ortak. Ortak. Ama cinleri dese... Kıskançlık olur da cinleri olduğu zaman... Çok berbat olur ya. Hani Cebrail olmaz çünkü ikimize de eşit gibi ya. Doğru söyledi. Ama cin... Sığmadım kainata ve insana, sığdım cinlerin kalbine. Bir de söyleyeyim, aşağıda bir beraber olmuştuk. Söyledi. Çok etkilediği için söylüyor. Şimdi miraca gitti bir ruh. Allah'ı gördü. Cennete girdi, cehennemi gördü. Bütün kainatın hakiki tezgahlarını gördü. Bu kainat nereden yapılıyor? Oraları yaşadı. Gelen bir insan ruhu, peygamberimiz. Huzur eten kalsın. Devamlı huzurda. Tam huzurda. Böyle bir huzuru var. Resme külli bakabiliyor. Allah ona diyor ki, senin için diyor, ahiret daha hayırlıdır diyor. Ya bu ruha hitap ediyor ha. Şimdi biz de tutturmuşuz ille burada kalalım. Ya bu ruha diyor ki bu kadar huzur, derdi, kederi, her şeyi külli bakabiliyor. Yani oraları burada yaşayan zata diyor ki senin için orası ahiret burasından daha hayırlı. Biz bu ayeti okuyoruz. Gene de burada kalmak istiyoruz. Acayip bir mahlukuz yani. Şimdi acayip tabi. Mumin kulunun kalbinde diyor kendimi aynada seyreder gibi seyrederim diyor. Allah Allah. Nasıl bir kalp ki orada seyrede, kendini seyretme. Cenab-ı Hak. Herkes için demiyor ki İsmailer. Otuz yedide. Farklı bir yer. Evet, bu dar-ı dünya, bu dünya, beşerin cevherinde, insanın yaratılış şeyinde, sisteminde mündemiş olan istidat-ı gayri mahdude ve ebed için mahluk olan muylat ve arzularının sümbüllenmesine müsait değildir. Beslemek ve terbiye için başka aleme gönderilecektir. İnsanın cevheri de bulunan istidatlar var. Ebede giden hadsiz, hudutsuz meyiller var, muyullar var, meyillet, muyulat var, istekler var. Çekiliyoruz, akıyoruz oraya. İnsanın bu meyillerini, arzularını sümbüllenmesine dünya, bu dar dünya müsait değil. Beslemek için, terbiye için başka aleme gönderilecektir. Niye? İnsanın cevheri büyüktür, Kasım'ın. İnsanın cevheri büyüktür. Mahiyeti aliyedir. Cinayeti dahi azimdir. İntizamı da mühimdir. Sair kainata benzemez. İntizamsız olamaz. Evet, ebede namzet olan büyüktür. Mühmel kalamaz. Abes olamaz.
fenai mutlak ile mahkum olamaz. Adem-i sırfa kaçamaz. Cehennem ağzını, cennet dahi ağuşu nazdaranesini açıp bekliyorlar. Kucağını açmış bekliyor. Bir de okuyayım. İnsanın cevheri büyüktür. Mahiyeti aliyedir. Cinayeti de azimdir. İntizamı da mühimdir. Sair kainata benzemez. İntizamsız olamaz. Evet, ebede, ebede namzet olan büyüktür. Mühmel kalamaz. İhmal edilemez. Abes olamaz. Fenai mutlak ile mahkum olamaz. Adem-i sırfa kaçamaz. Cehennem ağzını, bak cehennem ağzını, cennet dahi aguşu nazdaranesini, kucağını, yani nazlı, yani annenin kucağı nazlı ya, cennet dahi aguşu nazdaranesini açıp bekliyorlar. Seni bekliyor, beni bekliyor. Her arzuyu öldüren yeisin ölmesiyle, hayat bulan ümit ile müceğiz olan arzuyu medeniyet. Böyle donatılmış. Her arzuyu öldüren yeistir. İnsanın fıtratının asiti yeistir. Toprağa ümittir. Ama bu pazarın, yani bu pazara ait değil, Müslümanların üzerinde bir şey var. Nurları tanımak yetmiyor. Bir tehlike var. Hepimiz buna dahiliz. En büyük tehlike, Allah bizi bunlardan korusun, bundan korusun. Ülfet belası. Allah bizi bunun şerrinde muhafaza eylesin. Ünsiyetimizi artırsın. Ünsiyet arttıkça ülfet kalkıyor. Ülfet ne? Bir sürü lügat manası var. Alışkanlık, adet haline gelmek, değerin standart olmak, telakkiye mani olmak, bir sürü şey. Ama en basit şey, sıradan alışkanlık. Ya biliyoruz. Aa, cuma dersi canım ya. Ali kardeşin orası. Cuma ya. Ya İsmail işte Mustafa ders yapacak işte. Hasan gelecek ders yapacak. Ya bir yer okuyacak canım. Açalım videodan. Hep bunun belası bu. Biliyoruz. Ama bu pazar gün demeden her gün şehitliğe geliyordu. Her gün şehitliğe geliyordu karıya. Ben söyleyeyim, siz düzeltin yanlışı. Dışarıda jandarmanın şeyi yanıyor. Jandarma. Öyle değil mi? Jandarma şehit olduğu için baskı yapamıyor. Şehitin evi kendisi yapmış. Jandarma yapmış o binayı. Ama orada mescit yapmış. Şehidin mezarın yanında mescit yapmış. Biz mescide ders yapıyoruz. Jandarma istemiyor. Yukarıdan emir gelmiş. Şehidin babası kıvranıyor, dişe diyemiyor. Hocam gelmeyin diyemiyor. Öyle mi? Biz de çaktırmadan anlıyoruz ama ders yapıyoruz gene. Bir şey söyledim ona. Yerimiz yok çünkü başka. Söyledin mi? Evet. Dışarıda jandarma. Baskın yapacak şehidin evi. Bu lüpte aynı oldu. Bu lüpte hatırlamıyorum. Hangisiydi de bir anın? Bu lüpte alüminyonun yanında yapıyorduk ya. Ha ya. Baskın olacak dedi. Biz gittik ya derse. Evet. Baskın olacak. Çağeli'de. Çoğu gelmediler. Yani dışarıda jandarma bu şehidin o. Yani jandarma o şehidin parasıyla yapılmış o şey. Şehit de kapıda. En son artık adam yapınca sıkıştırdılar en son. Birisine söylettirdi. Direkt bana diyemedi yani. Hocam gelmesiniz. Ya ülfet, ama o zamanki derste neydi? Değil mi İsmail? Şehit de senin ilk talebelerinden. Evet. İlk tam. Evet. İlk talebe. Örümcek meselesi vardı ya. Evet. Hey gidi. İnsana şaka geliyor. Dışarıda jandarma. Çağeli'de. 98. Dedi ki içeriden, karakoldan gelmiş. Nur talebesi bir polis. Müdür göndermiş. Diyor ki basmak istemiyorum. Başka şansım yok. Mesut İlmaz emir vermiş. Ömer Hoca içeride. Onu da almışlardı ya. Ondan sonra dedi ki basacağız bu akşam. Git dedi. Toplanmasınlar. Ya bir hafta toplanmasın ya dedi. Aynı böyle. Ya bir akşam dedi ya. Çarşamba hafta. Başka gün yapsın. Hiç unutmuyorum. Dedim ki ustad demiş ki tedbir hizmeti terk etmek değildir. Şaşalandırmamak, dallandırmamak. Neyse. Ama asla ihmal etmedim. Şimdi bu günlere kadar geliyor. Gel de şimdi en kolay sosyal medya şey
YouTube Facebook'lar falan Ersin Kıra. Meğer bizim düşmanımız bu ülfete bize düçar eden bu rahatlık, meyli rahat. İşte YouTube'larda videolar şeylerin ha işte ülfet belasına bak. Değil biliyorum. Mi? Rahmet zahmetliymiş ha. Adamı adam ediyormuş bizi ya. Hatırlıyor musun? Dağda kalıyordum. Canımızı yolda mı bulduk? Yani şimdi ülfet, ustad da diyor ki ülfet, cehli mürekkebin hemşiresi, yani cehli mürekkebin kız kardeşi, nazar-ı satın annesi. Çok acayip, ikisi de kadın. Yani cehli mürekkebi kim doğurdu? Nazar-ı sati doğurdu. Kız kardeşiyle nikah olur mu? Olmayınca da nesil devam etmez. Doğruldun, doğurtturamıyorsun. Orada kaldın işte. Cehli mürekkebin hemşiresi, nazar-ı satın annesi. Mürekkep dedim, o ilim şey. Cehli mürekkep şu. Bilmez. Cahil. Bilmez. Bilmediğini de bilmez. Cehli mürekkep yani. Bilmezse cahil olur. Cehli mürekkep denmez. İmam cahilini bilene alim deniliyor. İmam Gazali diyor ki ben bilmiyorum. Adam hep iyi biliyor ama. Diyor ki ben bildiğimin alimiyim. Bilmediğimin cahiliyim. Bilmiyorum. Bu ne demek? Bildiği, bilmiyorum demek. Bilmeye arzulu. Bilebilir bu adam. Bu adam yükselir. Bilmiyorum diyor. Ötekisi biliyorum deyince yükselme şansı yok daha. Hayat standart olur. Terakki olmaz. Her şey biter. Her şey biter. Sen diyordun ya iki çeşit cahil var. Bir tane bilmediğini bilen alimdir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. O öğrenir ama o bilim. Hiç bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Ha işte bu. Ha işte bunun adı ne? Cehli mürekkep. Mürekkep demek bu şu bizim yazı yazmak değil. Abi söylüyordun. He mesela farklı 5-6 tane şeyi bir araya toplarsan, tahin pekmez yaparsan buna mürekkep deniliyor. Yani iki tane yaparsan caiz değil. Tahin pekmez uygun değil. Tahin pekmez asan olursa caiz. Karıştırıyorsun. 3 tane. Yani cehli mürekkep farklı şeylerin bir araya getirilmesi. Mesela cehli mürekkep niye ülfete nispet edilmiş? Yani örften, ananeden, babadan aldım. Ben babadan nurcuyum. Bizim evin altına ders oluyordu. Bizim dedem şey yapıyordu. Aha ben çocukken babam götürüyordu, namaz kılıyordum. Ben de hacıyım. Dedim ki Allah ile aran nasıl dedim adama sordum. Hocam beni ne zannediyorsun ya dedi. 1900 dedi. 85'te dedi. Kayınvalidem hacca gitti dedi ya. Sen gittin mi? Ben öyle demedim. Dedim kayınvalide baklava yiyor muydu dedim ki. He hocam yiyor dedi. Senin karnın doyuyor muydu onunla? Bu cehli mürekkep ha. Terakki edemez. Ama bir alime sor. Bilmiyorum. Peki bir tanesi İmam Gazali diyor ki bilmediğini bilen alim oluyor. O bir tanesi dedi ki tepecikte. Abi dedi ben olsam alimiz dedi. Biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz de. Lan bilmiyoruz diye bilmek çok zor ya. Şimdi bakma böyle konuşuyorsun. Birisi kuyruğuna bastığı zaman nasıl o bilmiyorum oluyor mu? Damarına gidemiyor. Bak damarına dokunduğu zaman ben bilmiyorum oluyor mu? Yani o kusuru derut edebiliyor muyuz? Biz Karadenizliyiz hocam. Her konuda bilgimiz var. Biyoloji, yok. Dut kırıyor mu sen? Lazız değil mi? Her şeyi biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Esmallah. O zaman gene şey yapamadık. İnşallah gerisini pazartesi. Çağ elinde yaptık bunun başı. Tavsiye ediyorum onu şey yapın. Fakat gidene kadar İsmail ihmal etmeyin. Bak bunları bak böyle çalışıyorum bak. Ne oldu ya? Efendim Ahmet he. Sen cahilsin de hocam. Tayyip Pekmez herhalde canın çekti. Tayyip Pekmez ama iki kişi Nasrettin Hoca'nın şeyi demiş ki ben pekmez olmaz. Ben tayin olmaz. Tayin pekmez olmaz. Tayin pekmez ve ben. Üçü olursa.